Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. İyi haftalar. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğum Avrasya Hospital'den patoloji uzmanı Doktor Nilgün Demirbağ. Kendisiyle patoloji nedir, patologlar ne iş yapar ve son yıllarda çok sık duyduğumuz özellikle de ünlülerin isminde yer alan meme kanseri hakkında çok önemli bilgileri alacağız. Meme kanserinin teşhis aşamalarını değerli hocamdan öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni yayınınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Yarım saat diye konuştuk ama kırmadınız bir saatle bugün uzun uzadıya. Patologların çok önemli hastanede teşhis aşamasındaki görevlerini sizden öğreneceğiz. Dilerseniz hocam sohbete başlamadan önce Patoloji Dernekleri Federasyonu hazırlamış olduğu çok özel bir bandımız var. Hep birlikte izleyelim. Daha sonra sohbetimize başlayalım. Peki hocam öncesinde patolog nedir, patoloji nedir diye size yöneltirsem bir soru. Patoloji aslında çok bilinen bir dal değil. Çünkü biraz geride çalışıyoruz biz. İşin mutfak kısmında diye de tabir edilebilir. Ben de mesela patoloji uzmanıyım dediğim zaman bana bu soruyu soranlar oluyor. Ne iş yapıyorsunuz? Nedir diye. O yüzden gerçekten herkes tarafından çok bilinen bir branş değil. Ama patoloji aslında pek çok hastalıkta kesin tanıyı koyan bilim dalıdır. Çünkü vücuttan alınan sıvılar, dokular, ameliyat materyalleri hem oldukları biçimde ki biz ona makroskopik inceleme diyoruz, hem de mikroskopta incelenerek hücrelerin tipi, hastalığın oluşturduğu değişiklikler görülerek kesin tanısı bu şekilde konuyor. Aslında tabii ki ilgilendiğimiz pek çok alan var. Bir tek kötü hastalıklarla uğraşmıyoruz. İyi hastalıkların çoğunda da biz devreye giriyoruz. Hatta uğraştığımız hastalıkların çoğu iyi dediğimiz, benign dediğimiz gruba giren hastalıklar. Ama patolojinin belki de en önemli yanı kanserde tabii ortaya çıkıyor. Çünkü kanserde kesin tanıyı koymak, tedaviyi başlatmak, hatta o kanserin özelliklerinin vurgulanması, bazı özel immünistokimya dediğimiz, moleküler analiz dediğimiz yöntemlerin uygulanması, bütün bunlar o kanserin nasıl tedavi edileceğini de gösteriyor. Yani yalnızca artık tanısında değil, o hastalığın tedavisinde de patoloji raporunun önemi büyük. Tabii patoloji eğitimi yine tıp fakültesini bitirdikten sonra 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi arkasından geliyor. Ve tabii ki seneler içerisinde tecrübeniz artıyor. Hele ki işinizi seviyorsanız o zaman benim gibi de zevkli bir branş, güzel bir branş. Ve ben işimi gayet severek yapıyorum. Yönetmenim galiba veterinimiz hazır olduğunu işaret ediyor. Hazır mı arkadaşlar veterinimiz? Evet, hep birlikte izleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden Doktor Dilgün Demirbağ ile patologların ilgi alanlarında teşhis tedavi aşamalarını dikkatlice kendisinden dinleyip öğreneceğiz. Sağlık hizmeti çoğu zaman hasta ile hekim arasında yaşanan, yüzyıllardır biçimi pek değişmeyen bir süreçtir. Hekimler öncelikle güven ilişkisine dayalı bu süreci doğru tanı ve etkin tedaviyle tamamlamak zorundadır. Doğru tanıya ulaşmaya çalışan hekimin yanında belki de hastaların çoğunlukla farkında olmadığı başka hekimler de vardır. Hekimlik mutfağında bu arka planda kalan hekimler patoloji hekimleridir. Hastalıklar vücudumuzda, doku ve hücrelerimizde patolojik değişiklikler yapar. Normal olmayan bu değişiklikler vücudumuzdan çıkarılan dokuların ve vücut sıvılarının mikroskopta incelenmesiyle tanınır. Bu nedenle patoloji uzmanları, yani patologlar, hastalıkların tanısını koyarak sağlık hizmeti veren doktorlardır. Hastalığın tanısı bilinse dahi, hastaların vücudundan alınan tüm parçaların patolojik incelemesinin yapılması önerilmektedir.
patoloji uzmanları elde ettikleri bulguları ve sonuçları bir rapor halinde düzenler. Örneğin kanser hastalığının erken tanısında ya da riskli gruplarının belirlenmesinde, kişiye özel kanser tedavisine karar verilmesinde patoloji raporlarının bilimsel önemi çok kritiktir. Patoloji raporlarında sadece hastalığın tanı bilgisi değil, kimi durumda da hastalığın tedavisini yönlendirecek bilgiler de bulunur. Bu nedenle patoloji raporları, hastaların olduğu kadar hastalığı tedavi edecek ve onları takip edecek doktorlar için de kritik öneme sahiptir. Patoloji raporunuzu yazdık. Hastalığınızın tanısını koyduk. Artık hastalığınızın tedavisi başlayabilir. Patoloji raporunda yazan bilgiler tedavinizi yönlendirecek. Geçmiş olsun. Sağlığınızın kıymetini bilin. Bize güvenin. Yaşamınızı şansa bırakmayın. Evet, hep birlikte veterinimizi izledik. Doktor Nilgün Demirbay ile ilişkin patolog alanındaki önemli bilgileri. Devamda eklemek istediğiniz bir şeyler varsa hocam lütfen ekleyiniz. Evet, bu film benim çok hoşuma gitti, kısa film. Patoloji Dernekleri Federasyonu'na da bunu hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tanıtım açısından. Burada tabii dikkatiniz çekmiştir belki materyallerin ya da parçaların diyelim. İncelemeye alınmadan önce oldukça uzun bir aşaması var. Ön hazırlıklar oldukça uzun sürüyor. Çok böyle teknik ve ince detaylarla gidiyor. Ayrıca bazen ek işlemler, ek boya yöntemleri uygulanması gerekiyor. Bu işlemi daha da uzatabiliyor. Çok emek var işin arkasında. Bunu vurgulanması açısından da iyi. Bazen çünkü hastalarımız geliyor. Mesela materyali teslim ediyor laboratuvara. Kaç saat sonra alayım diyor. Tabii hani patolojide böyle bir şey yok. Gerçekten incelenmesi, detaylı raporlarının yazılması oldukça zaman alan bir uygulama. Örneğin bizim hastanemizde bu 3 gün gibi bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor ama ek yöntemler işin içine girerse, uygulamamız gereken ek işlemler olursa o zaman bir hafta 10 günde bulabiliyoruz. Bazı çok özel durumlar için. Ama daha büyük, daha devlet hastaneleri gibi, eğitim hastaneleri gibi daha büyük kapasiteli ve çok sayılı hastalarıyla uğraşan yerlerde tabii ki işlem 15 günü, 3 haftayı da bulabiliyor. Biz tabii en kısa sürede en doğru tanıyı vermeye çalışıyoruz. Ama hastalarımızın da tabii ki bunu bilmesini istiyoruz. Yani bir makineye koyup da sonuç almak gibi bir olay değil. Hani zaman alan, uzun süre üzerinde çalışılan bir işlem, patoloji raporunun ortaya çıkması, sonucun alınması. Evet, şimdi Avras Hospital'ın kalp ve kanser teşhisinde çok iddialı olduğunu biliyoruz. Siz de anlattığınız üzere bir hafta 10 gün süreleri içerisinde çok muammalı bir çalışma ve dediğiniz gibi gelen hastaların yarım saatte belki sabırsızlıkla bekliyor hemen sonuç alması ama çok önemli bir alan olduğunu dile getiriyorsunuz. Peki bir hafta 10 gün sonrasında hangi aşamalarla temiz ya da teşhis konulduktan sonra işlemler sürüyor? Dediğim gibi biz daha çok 3 gün içinde sonucumuzu veriyoruz. Çok özel boyalar gerekirse o kadar uzuyor. Hatta acil olan vakalarımızda eğer hastada tümör şüphesi varsa, diyelim ki bir endoskopik inceleme yapıldığında onu bazen 24 saat içerisinde bile acil vakaları öne alıp diğerlerinden öne çekerek sonuç vermeye çalışıyoruz. Yine akciğer tümörlerinde aynı şekilde. Çünkü akciğer tümörleri zamanın çok önemli olduğu tümörler. Onlarda da en kısa süre içerisinde 24 saat gibi bir sürede biz sonucumuzu veriyoruz. Ama diyelim ki hasta ameliyatını oldu, örneğin bahsedeceğiz daha ileride bir meme kanseri ameliyatını oldu. Onun tedavi olması için gerekli olan bazı ek işlemler var. O ek işlemlerin yapılması için geçen süre bir hafta ya da 10 gün. Ama dediğim gibi daha büyük hastanelerde çok sayıda hastayla uğraşılıyorsa ve doktor sayısı azsa ancak o süreler uzuyor. Bizim hastanemiz için
Öyle bir şey söz konusu değil. Biz en kısa sürede en doğru tanıyı vermeye çalışıyoruz. Şimdi sizin hastaneyi tercih edenler zaten tedavi teşhis aşamasında çok şanslı. Çünkü hı-hı, çabuk işlerin işleyip sonucuna doğru gidilen tedavi yöntemleri, evet, hastanın daha çabuk erken teşhis aşamasında kolaylık sağlıyor. Peki patoloji alanında çok önemli uluslararası kongrelerin yapıldığını biliyoruz. Yanılmıyorsam geçen haftalarda siz yine konunuza ilişkin kongrede yer aldınız. Dilerseniz biraz izleyicilerimizle detaylı bir şekilde paylaşırsak neler yaşanıyor orada? Evet, tabii tıbbın bütün alanlarında mesleki eğitimi takip etmemiz gerekiyor imkanlarımız doğrultusunda. Çünkü tıp çok dinamik bir süreç. Özellikle de patoloji bilimsel çalışmalara çok açık, yeniliklerin çok hızla gerçekleştiği bir branş. Bir 5 yıl önceki kitabımızı okuduğumuzda 5 yıl sonraki bilgilerin çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle de günceli takip etmemiz gerekiyor. Günceli takip etmek tabii kitaplarla ya da internet aracılığıyla da olabilir ama özellikle uluslararası kongrelerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde tabii ki yalnızca bilgi edinmek değil, diğer meslektaşlarımızla bir araya gelmek, konuşmak ve onların görüşlerinden faydalanmak, karşılıklı görüş alışverişleri yapmak, bunlar bizi mesleki açıdan da motive eden olaylar. Yaz döneminde, yaz sonunda ben Avrupa Patoloji Kongresi'ne katıldım Lizbon'da. 25. Avrupa Patoloji Kongresi'ydi. Şu an ekranda da yönetmenimiz yansıtıyor. Evet. Evet. orada hastanemizde tanısı konmuş olan, çok az görülen İlginç bir vakayı poster olarak hazırladım. Bu tabii bir ekip çalışmasıydı. Çok başarılı bir işti bizim açımızdan. Bu vakayı da diğer meslektaşlarımla paylaşmak istedim. İnsan güzel bir şey yaptığında da bunu paylaşmak istiyor tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii orada posteri astığımda meslektaşlarım geldiler, birlikte konuştuk. İşte Portekiz'de bu tür vakalar, bir iki vaka varmış, onları aramızda tartıştık. İşte İngiltere'den gelen bir meslektaşımla konuştuk. Hani benzer vakalarda görüş alışverişi yaptık. Doğru yaptık mı, ne yapabiliriz, başka ne olabilir? Hani kendimizi geliştirmek açısından bunların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda kesinlikle katılmamızda fayda var. Peki vakaya ilişkin biraz bilgilendirme izleyicilerimizi yaparsak, vaka neydi? Nasıl bir tedavi aşamasından sonra uluslararası bir kongrede de siz... Evet, vakayla ilgili çok genel bilgi vereyim. Genç bir hanım hastada, memede çok nadir görülen bir lezyondu. Biz bunu cerrah ve radyolog arkadaşlarımızla birlikte, genel cerrah ve radyolog arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Yalnızca bir iğne sokarak lezyona, yani herhangi bir uyuşturma, anestezi, kesme, biçme, dikme olmadan, yalnızca bir iğne sokarak, sıvı çekerek, yayıp mikroskopta inceleyerek bu vakanın tanısını koyduk. Yine tabii ki bu işlemi aslında biraz değinmek istiyorum. Yaptığımız lütfen pek çok işlem var. Hani rahim ağzı kanserini belirlemek için çok sık uygulanan ve üreme çağındaki her kadının senede bir kez yaptırması gereken simir, vajinal simir incelemeleri gibi. İşte ameliyat sırasında hemen inceleme yapıp ameliyatın şeklini değiştirdiğimiz intraoperatif değerlendirme dediğimiz işlemler var. Mesela bu da çok önemli çünkü lezyonun eğer önceden tanısı konulmadıysa o sırada ameliyat sırasında iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu hemen ayırıyoruz ve ameliyatın şekli buna göre değişiyor. Bunun gibi çok tabii ki önemli ve sık yaptığımız işlemler var ama özellikle bu iğne sokarak sıvı alma dediğimiz ince iğne aspirasyonu benim çok da sevdiğim bir alan. Şu açıdan çok seviyorum çünkü hastaya çok fazla bir işlem yapmadan, yani bir anestezi vermeden ya da bir kesi yapmadan yalnızca iğne olur gibi bir enjektörle girip sıvı çekiliyor ve bu yayılarak inceleniyor. Şimdi bu işlem için aslında pek çok yerde de yapılıyor bu ama bizim kendi ortamımızın, kendi hastanemizin burada bir avantajı var. Biz ekip olarak hep birlikte işleme giriyoruz. Yani bu ultrason eşliğinde yapılan bir işlem. Radyoloğumuz, genel cerrahımız ve ben üçümüz birlikte bu işlemi gerçekleştiriyoruz.
Bu durumda da ben o iğnenin şüpheli olan lezyona girdiğini kendi gözümle görüyorum. İçim rahat ediyor. Hemen yapılan aspirasyonu yayıyorum, boyuyorum. Hemen anında bakıyorum ve diyorum ki yeterli, kesebiliriz. Ben bundan tanı verebilirim. Ya da diyorum ki bu yeterli değil. Hemen hasta orada yatarken bir kez daha yapıyoruz. Anında işlem. Anında işlem evet. Yapıyoruz. 2006 yılında Avrasya Hospital Patoloji Laboratuvarı açıldı ve ben orada çalışmaya başladım. O zamandan beri tabii ki gitgide geliştirdik. Çünkü aynı ekip birlikte çalıştığımız zaman birbirimizin dilini de anlıyoruz. Ne yapmak istediğimizi, nasıl davranacağımızı da biliyoruz. Ekip çalışması tedavi çok önemli. Tedavi kolaylaşıyor kesinlikle. Evet ve orada hemen yani ince iğne aspirasyon biyopsisi için hastaneye gelen hastanın tanısını almadan oradan çıkması mümkün değil. Bu daha çok tiroid, meme, lenf nodu gibi yüzeye yakın organlarda uygulanan bir işlem. Demin gösterdiğiniz sertifikamı özellikle bu işlem için de geçtiğimiz hafta 2 gün Brüksel'de Avrupa Patoloji Derneği'nin Avrupa Patoloji Okulu var. Orada 2 günlük bir eğitimden geçtim. Görüntüyü tekrar ekrana yansıtabilir miyiz yönetmenim? Çok zevkli ve güzel bir çalışmaydı. 15 kişilik bir ekiptik. 3 tane Avrupa'dan kendi alanında uzman profesörün eşliğinde. Hem bilgilerimizi tekrarladık hep bir arada. Ondan sonra da özel zor vakalar getirmişlerdi. Onları tartıştık, konuştuk. Çok verimli bir çalışma oldu benim için. Zaten çok sevdiğim bir alan. Bundan sonra tabii çok daha severek, çok daha başarıyla yapacağımızı düşünüyorum. Ki burada diyelim ki o gün hasta tanısını aldığında işlem yapılıyor, yeterli olduğu söyleniyor, tanısını alıyor. Hani bu çok az yerde gerçekleşebilen bir olay ve bundan sonra hemen tedavisi planlanıyor. Ama mesela eğer o anda ekip olarak çalışmıyorsanız, diyelim ki bunu bir kişi, bir radyoloji uzmanı ya da cerrah kendi yapıyor, patolog yok, o zaman kendi sistemiyle yayıyor lamları. Ve kendi fikse edip uzaktaki bir patoloji laboratuvarına gönderiyor. Şimdi bu durumda patolog onun iğnenin lezyona girdiğinden emin değil. Baktığı materyal de çok kaliteli olmuyor kendi yapmadığı için, yeterlilik vermediği için. Bu hastaların çoğunda yetersiz tanısı veriliyor. Bu materyal değerlendirmeye elverişli değildir yazılıyor patolog tarafından. Ha, bu durumda bu işlemin tekrar edilmesi gerekiyor. Bu hasta için hem maddi kayıp, hem zaman kaybı, kesinlikle, hem ikinci kez işleme maruz kalmış oluyor. Dolayısıyla bir dezavantaj. Bu tabii çalışanların, bu işlemi yapan kişilerin motivasyonu açısından da olumsuz. Bir şey yapıyorsunuz yetersiz tekrar geliyor, başa, olmuyor, evet, bir daha dönülüyor falan. Dolayısıyla hani ekip olarak bu işi bu şekilde yapıyor olmamız bizi aynı zamanda motive eden, mutlu eden de bir olay. Sık uyguladığımız bir yöntem ve gerçekten ben de bu alanda çalışmayı çok seviyorum. Peki şimdi başladığımız günden bugüne birçok uluslararası kongrelere katılıyorsunuz. Türkiye açısından kıyaslarsak şanslısınız. Çok özel bir hastanede teşhis ve tedavi anlamında erken teşhis adına çok önemli işler yapıldığını anlatıyorsunuz sağlık kurumunda. Avrasya Hospital'de bu işlemlerin çok hızlıca yapıldığını dile getiriyorsunuz. Türkiye açısından kıyasladığımız zaman başladığınız günden bugüne birçok şey değişmiştir diye düşünüyorum. Teşhis alanında. Patoloji alanında. Evet. Tabii ki ben bayanlar belki yaşını söylemekten çok hoşlanmaz ama kıdemli bir patoloji uzmanıyım. Evet. Ve benim asistanlığım döneminde tabii ki pek çok şey daha değişikti. Örneğin bir tiroid kanseri ya da meme kanseriyle karşılaştığımız zaman çok enteresan bir şeyle karşılaştığımızı düşünürdük. Yani az görülen, işte siz de bakın hep beraber bakalım falan. Tabii ki geçen zaman içerisinde özellikle kanserde çok fazla artış oldu sayısal olarak. Evet. Eskiden genç yaşlarda bir kanser vakası gördüğümüzde çok şaşırıyorduk. Şimdi neredeyse olağan bir hale geldi. Genç hastalarımıza da garip kanser gibi bir yaygın herkeste, her ailede var gibi değil mi hocam? Evet, yani umarım gribe benzemesin, evet, ama oldukça sık görülen bir tablo. Örneğin geçenlerde çok genç bir hastamız vardı, başka bir ilden gelmiş. Çok romatizmal bir hastalık düşünülerek bir akciğer endoskopi işlemi yapıldı. Akciğerde de oldukça yoğun çalışıyoruz. Gerek
göğüs duvarından tomografi eşliğinde dışarıdan iğneyle girip tanı koyuyoruz. Gerekse de endoskopik inceleme, bronkoskopi sırasında yapılan, alınan materyallerden, sıvılardan tanı koyabiliyoruz. Genç bir hastamız, 35 yaşında, romatizmal tarzı bir hastalık düşünerek geldi. Mesela 34 yaşındaki o hastada 10-15 dakika içerisinde tümör tanısını koyduk. Bu tabii üzücü ama dediğim gibi eskisine göre artık çok daha sık karşılaşıyoruz. Yine başka bir değişiklik de patolojiyle ilgili olarak teknolojinin çok ilerlemiş olması. Eskiden tek bir boyayla bakıp tanı koyduğumuz pek çok hastalık için bugün bize tanıda yardımcı olan ek boya yöntemleri var. Bunlar tabii biraz daha zaman alan, biraz daha pahalı yöntemler. Çok da gelişigüzel kullanılmaması gereken yöntemler. Ama gerçekten gerektiği zaman bunları uyguladığımızda bize çok faydası oluyor. Ve hastanın tedavisini de bu işlemlerle yönlendirebiliyoruz. Bir de diğer bir değişiklik, patolojinin öneminin artık gün geçtikçe artıyor olması. Eskisine göre günümüzde aynı gelişmiş ülkeler gibi patolojinin de yavaş yavaş önemi arttı. Özellikle bu teknolojinin, özellikle yine onkoloji uzmanları tabii uyguluyorlar. Kanserdeki genlere yönelik tedaviler ortaya çıktı. Yani bu verilen ilaçlar vücudu değil, yalnızca kanserli hücreyi yakalayıp öldürüyor. Ve bu ilaçların etkili olup olamayacağını görülebilmesi için de patolojik inceleme gerekiyor. Yani patolojik olarak olmaz, inceleniyor. Olmaz. Evet. Biz raporumuzu yazıyoruz. Ondan sonra bu tedaviler başlıyor. Yani hem teknolojik açıdan hem patolojinin önemi açısından çok olumlu gelişmeler oldu. Kanserin artması ise tabii olumsuz bir gelişme. Ama biz tanısını bir an önce koyup tedavisinin sağlanması için uğraşıyoruz. Evet. Peki devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa aranın ardından patoloji uzmanı İlgün Demirbağ ile ikinci bölümümüzde meme kanseri ve teşhis alanları ilişkin çok önemli bilgiler alacağız. Tekrar birlikteyiz. Patoloji uzmanı Nilgün Demirbağ ile birlikteyiz. Bu bölümümüzde de meme kanseri ve teşhis aşamasında önemli görevler var patoloji alanında. Değerli hocamdan öğreneceğiz. Hocam öncesinde meme kanserinin tanımını yaparsak meme kanseri nedir? Kanser genel olarak kontrolsüz hücre çoğalmasıyla giden bir hastalık. Normalde hücrelerimiz belirli bir kontrol içinde çoğalıyor vücudumuzdaki hücreler. Örneğin bir kadın hamile kaldığında tabii ki memedeki süt salgılayan epitel hücrelerinin çoğalarak o işlemi yerine getirmesi gerek. Ancak bazı sebeplerle bu hücre çoğalması normal kontrolden çıktığında kanser karşımıza çıkıyor. Bu tabii pek çok vücut organında olabilen bir hastalık. Dünyada aslında en sık görülen kanser akciğer kanseri ama kadınlarda en sık görülen kanser diye cinsiyet ayrımı yaparak soracak olursak, evet, o zaman kadında en sık görülen meme kanseri, cilt tümörlerinden sonra tabii organ kanseri, meme karsinomu ya da genel adıyla meme kanseri. Meme kanseri de tabii detaylı konuşacağız ama en önemlisi erken tanı ve uygun tedavinin yapılması. Çünkü günümüzde çok sık görülen bir kanser. Ortalama 8 kadında bir eğer karşımıza çıkıyor, eğer o kadın belli bir süre yaşayabilirse, diyelim ki 70-80 yaşına kadar yaşayan 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Oldukça sık ama tabii ki bu sıklığı sayesinde tanı yöntemleri, tedavi yöntemleri de çok gelişti. Ve artık hani eskisi kadar çok korktuğumuz bir hastalık olmaktan da çıktı eğer her şeyi kuralına göre uygun biçimde yaparsak. Peki hasta adayı belirti aşamasında kendini neler hissediyor? Belirtilerinde neler özellikle dikkat çekiyor? Şimdi şöyle, aslında hastanın tabii ki kendini kontrol etmesi, her kadının kendini belirli dönemlerde kontrol etmesi gerekiyor. Elle yapılan muayenelerde, evet, hani elle bir sert kitle gelmesinde, meme başında akıntı oluşursa, işte kendi hissettiği herhangi bir anormal durum, hatta belki bazen yalnızca bir şüphe, hani bunlar bile önemli. Ama eğer kitle hastanın eline geliyorsa, bu
bu zaten belli bir boyuta ulaşmış olduğunu gösteriyor bize. Yani önemli olan burada aslında lezyonun elimize gelmesini beklemeden yakalamak. Bunun için de tabii ki bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir takım tarama yöntemleri var. Bunları uygulanması gerekiyor. Sizin hastanede yapılıyor mu bu tabii işlemler? Tabii ki yapılıyor. Evet. 40 yaş üstü her kadının mutlaka mamografik incelemeden geçmesi gerekiyor. Bu bir radyolojik inceleme. Evet. Ki bu radyolojik inceleme ile başlangıç halindeki lezyonların yakalanması mümkün. Mamografik incelemeden sonra bir sonraki aşama eğer gerekli görülürse ultrasonla ve daha sonra da şüpheli lezyonların daha detaylı incelemesinde MR dediğimiz manyetik rezonans yöntemiyle meme dokusunun incelenmesi. Bu üç aşamayı da biz hastanemizde gayet kolay bir biçimde kısa bir zamanda yapabiliyoruz. Evet. Peki meme kanserinde özellikle risk faktörlerini değinirsek neler ön plana çıkıyor? Evet, şimdi meme kanseri dediğim gibi sık görülen bir hastalık. Bu yüzden de üstünde çok fazla araştırma yapılan bir hastalık. Tabii ki bir kere kadın olmak en önemli risk faktörü. Erkeklerde de görülebiliyor ama 10 kadında bir erkeğe oldukça az. İleri yaş önemli bir risk faktörü. Çünkü daha çok meme kanserleri 70-80 yaş civarında pik yapıyorlar. Yani bu dönemde çok sık görülüyorlar. Ama dediğim gibi günümüzde artık daha erken yaşlarda karşımıza çıktığı için hani daha dikkatli oluyoruz genç hastalarda da. Ama yaşla birlikte sıklığının arttığını söyleyebilirim. Yaşın etkisi burada çıkıyor. Tabii. Evet. Yine hormon durumu önemli kadının. Hormon durumu örneğin ergen çağının geç başlaması, erken başlaması önemli bir risk faktörü. Geç menopoz. Yine kadınların menopoza geç girmesi, bu uzun bir süre hormonlara maruz kalındığını gösteren bir olay ki bu riski arttırıyor. Doğum önemli. Özellikle genç yaşlarda doğum yapanlarda ve uzun süre emzirenlerde meme kanseri riski düşük. Düşük. Evet. Bu yüzden 35 yaş öncesinde doğum önemli. Daha ileri yaşlarda yapılan doğumlarda risk artışı söz konusu. Tabii günümüzde kadınlar çok yoğun çalışıyorlar. Evlilik ya da çocuk daha ikinci planda kalabiliyor. Ya da çocuğun planlanması daha ileri yaşlara kalabiliyor. Kariyer. Evet. Gelişmiş ülkelerde kanserin daha sık görülme sebeplerinden biri belki de bu. Ve kadınlar yoğun çalıştıkları için de emzirme olayı da kısa sürebiliyor. Bazen hiç olmayabiliyor. Halbuki uzun süreli emzirme kadının meme kanserinden koruyan bir olay. Bu nedenle geleneksel toplumlarda mesela Japonya gibi daha erken yaşlarda evlenen, çok doğum yapan, uzun süre emziren toplumlarda meme kanseri riski Amerika ya da Batı Avrupa'ya göre daha düşük oranlarda görülüyor. Bu sebepler burada büyük ihtimalle işin içinde. Evet. Sigaranın meme kanseriyle ilişkisi yok. Akciğerin tersine gösterilmemiş, uzun süre çalışılmış bu konu üstünde. Hatta kahvenin riski biraz azalttığı söyleniyor. Kahve içmenin meme kanserinde risk azaltıcı etkisi var. Doğum kontrol hapları riski arttırmıyor. Ama yapılan çok büyük bir çalışmada menopozdan sonra alınan hormon tedavisinin meme kanseri riskinde artış oluşturduğunu göstermiş. Bu nedenle de günümüzde eskisi kadar çok ve uzun süre menopozdan sonra hormon tedavisi uygulanmıyor. Ancak çok gerekli durumlarda kısa süreli ve kontrollü olarak veriliyor. Uzun döneme yayılmıyor. Bunun yanı sıra daha önce memede şüpheli lezyonu varsa, kisti varsa bu hastaların kontrolde olması gerekiyor. Tabii çok önemli bir ve çok yüksek bir risk faktörü aile. Ancak meme kanserlerinin %10 kadarında aile öyküsü var. Hani sanki hep bir aile öyküsü dendiğinde çok yoğunmuş gibi geliyor. Ama kanser olgularının %10'unda aile öyküsü en fazla. Yalnız bu kişilerde risk çok yüksek. Ve anne tarafından gelen bir yatkınlık söz konusu. Yani annesi, teyzesi, anneannesi gibi hani anne tarafında meme kanseri sıklığı fazlaysa o kişide de risk oldukça yüksek. Günümüzde bunlar da araştırılıyor. Mesela
gen analizleri yapılarak o kişinin aileden gelen o riski taşıyıp taşımadığı belirlenebiliyor. Belli merkezlerde, mesela İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin onkoloji bölümünde bu işlem yapılabiliyor. Ben herkese öneriyorum. Bu işlem yapıldığında genler analiz yapılıyor. Bu birkaç ay süren bir işlem. Bundan sonra risk taşıyıp taşımadığı o kişinin belirleniyor. Ha, bu kişi eğer risk taşıyorsa 40'ına kadar sıkı takip, ama 40'tan sonra gerekirse eğer meme ve yumurtalıklar çıkarılabiliyor. Ama taşımıyorsa normal bir hasta gibi rutin kontrollerini yaptırabilir. Taşıyanlar sıkı takibi alınıyor. Yani günümüzde dediğim gibi meme kanseri ile ilgili çok fazla çalışma var. Bu yüzden belki tedavi tanı aşamaları da eskisine göre daha gelişmiş ve iyi bir durumda. Sohbetimize dediğiniz gibi bilgilendirme yaparken hocam, erken teşhiste şüphe bile çok önemli. İhmal etmeden bir an önce en yakın tedavisini başlatmak adına, tetkikler adına işlemlerini başlatsınlar ki hiç dediğiniz gibi normal muayene sonrasında hiç beklemediği check-up'a geliyor ama yüzleştiği zaman da kanser tanısıyla karşı karşıya gelebiliyor. Peki en çok sorulan soruların başında da meme kanseri farklı özellikleri olan tümör müdür diye sorulan, olan bir kanser türü müdür diye soruluyor. Şöyle, tabii ki farklı tipleri var. Meme kanserinin de farklı tipleri var. Bunları yine patolojik incelemeyle belirliyoruz özelliklerini. Hormonlara yanıt veren tipi var. Hormon tedavisine yanıt vermeyip, evet, kemoterapi görmesi gereken farklı tipleri var. Burada tabii ki daha çok hani tipinin belirlenmesi ve buna yönelik tedaviler biraz daha tıbbi konular. Hani bunlar hastaların lezyonu belirlendiği zaman patoloji ve onkoloji tarafından yapılan ve gerekli tedbirleri alınan konular. Evet. Tabii bu arada memede belki de izlenmesi gereken lezyonlar önemli. Hani kistler, fibroadenomlar, evet, diğer kitleler. Bunlar önemli olabilir. Çünkü çok sık görülen lezyonlar. Kadınların çoğunda dikkatli bir inceleme yapıldığında memede kistik oluşumları görebiliyoruz. Yine bazen iyi sınırlı benign tümör dediğimiz, yani kötü davranmayan, iyi huylu tümörlerle karşılaşabiliyoruz. Evet. Tabii hastaların hani bununla ilgili de sorular oluyor işte. Hani ne yapalım, iyi huylu mu, kötü huylu mu, kansere dönüşür mü, dönüşür, şimdi yapılması gereken neler gibi. Bu hastaların da sıkı takipte kalması gerekiyor. Bizim uygulamamız şu hastanemizde. Evet. Memede belirlenen her türlü lezyonun mutlaka patolojik incelemeyle değerlendirilmesi yoluna gidiyoruz. Bu eğer uzun süre kalan işte solid dediğimiz sert alanlar içeren ya da komplike dediğimiz kistlerse de o sıvıyı boşaltıp inceliyoruz. Çünkü bazen bunların içerisinde de yeni başlayan tümörlerle karşılaşabiliyoruz. Fibroadenom dediğimiz iyi huylu tümörleri için de yine öncesinde emin olmak istiyoruz. Bu nedenle ince iğne aspirasyonumuzu yapıp patolojik inceleme sonunda bu kisttir, bu fibroadenomdur, kanser değildir diyoruz. Ondan sonra yapılması gereken işlem için tabii ki genel cerrahi uzmanlarımız hastayla birlikte konuşarak karar veriyorlar. Bunların tümöre dönüşme ihtimali düşük de olsa mevcut. Bu hastaları ya lezyonlarını çıkarıp izlemeye alıyorlar, ya da eğer küçükse, hastayı rahatsız etmiyorsa ve biz patolojik incelemede benign iyi huylu olduğundan eminsek, hasta belli bir süre izlemeye alınıyor. Belirli aralıklarla geliyor, bakılıyor. Lezyon büyümüş mü, küçülmüş mü, bir değişiklik var mı? Gerekirse bir kez daha inceliyoruz ve eğer gerekli görülürse ondan sonra lezyon çıkarılıyor. O lezyon çıkarıldıktan sonra da bize geliyor. Biz bu sefer o bize gelen kitleyi kesit alarak, mikroskopta inceleyerek son tanımızı da veriyoruz. Böylece iki tanımız arasındaki uyumu da görmüş oluyoruz. Ve o hasta için de işlem orada tamamlanmış oluyor. Tabii yine izlemeye devam. Peki şimdi sizin tetiklerden sonra teşhis aşamasına gelindi. Teşhis konuldu. Ondan sonra hangi işlemler devam ediyor? Evet, şimdi diyelim ki hasta geldi,
mamografisini çektirdi, ultrasonunu yaptırdı. Gerekirse MR eklendi ve orada bir kitle belirlendi. Bundan sonraki aşamamız demin bahsettiğim yöntem. Yani hep birlikte ultrason eşliğinde bir iğneyle girip sıvıyı çekiyoruz. Ben hemen o arada boyayıp inceliyorum. Teknisyenimle beraber inceliyorum. Ve yeterli diyorum ya da şu an için bu yeterli, biraz daha alın diyorum. Ve hep birlikte işlemi tamam diyene kadar götürüp tamamlıyoruz. Bundan sonra boyadığımız lamları inceliyoruz ve hastalığın tanısını koyuyoruz, raporumuzu yazıyoruz. Diyoruz ki örneğin burada atipik dediğimiz normal dışı hücreler var. Bu hücreler kanserle uyumludur. Bundan sonra hasta genel cerrahi uzmanımızla birlikte bundan sonra yapılacak olan tedavisini birlikte planlıyor. Bu arada bazen hastaya ek işlemler yapılıyor ameliyattan önce. Vücuduna yayılıp yayılmadığı, hastalığın o an ne durumda olduğu, bunlar radyolojik incelemelerle belirleniyor. Karaciğeri, akciğeri araştırılıyor. Vücutta eğer yayılma yoksa... Tarama yapılıyor. Evet, vücut taraması yapılıyor. Bundan sonraki aşama hastanın operasyonu. Çünkü kötü huylu bir tümör eğer başka uzak yerlere yayılmadıysa tedavisi en ilk aşamada cerrahidir. Onun oradan çıkarılması gerekiyor. Bunun içinde yine meme koruyucu cerrahi dediğimiz yöntemler var. Eskiden tabii değişen şeyler, hep ben patoloji alanında söylüyorum ama cerrahide de çok değişen şeyler oldu. Evet. Eskiden biz kanser derdi, kolpasta yatırılırdı, hemen alınabildiği kadar alınırdı. Farklı, çok daha agresif, çok daha geniş cerrahi operasyonlar yapılırdı. Şimdi yayılmamış küçük çaplı tümörlerde mümkün olduğunca meme dokusunu kurtarmaya çalışıyoruz. Yani eskisinden farklı olarak artık hastanın konforu, psikolojisi, bunlar da ön plana çıkıyor. Burada tabii hep beraber yine değerlendiriyoruz. Ameliyat sırasında tekrar o bölge çıkarılıyor, sınırlar işaretlendiriliyor, işaretleniyor, patolojiye geliyor. Biz patolojide inceleyerek o çıkarılan lezyonun sınırlarının sağlam olup olmadığını, lezyonun tam olarak temizlenmediğine bakıyoruz. Yine ameliyat sırasında koltuk altı lenf noduna yayılıp yayılmadığını görüyoruz ve böylece koltuk altındaki lenf bezleri çıkarılsın mı çıkarılmasın mı, bunu da birlikte kararlaştırıyoruz. Bu da tabii hastanın ileriki yaşantısında ona kolaylık sağlayan, hayat konforu getiren bir çalışma. Yoksa eskiden dediğim gibi hemen meme tamamen kesilirdi, kol altı olduğu gibi çıkarılırdı. Bu da zaman içerisinde kolda ağrı, şişlik gibi komplikasyonların oluşmasına yol açabilirdi. Cerrahiden sonra bu bize gelen materyal inceleniyor. Meme kanserinin raporu yazılıyor. Burada ek işlemler yapıyoruz. Çünkü onkolojinin bazı ilaçları başlayabilmesi için o tümörün hormon reseptörleri durumunu bilmesi gerekiyor ki o reseptörlere yönelik hormon ilaçları kullanabilsin. Bu nedenle de immünistokimyasal incelemeler yapıyoruz. Bunları raporumuza belirtiyoruz. Tümörün derecesi nedir, çapı nedir, nereye kadar yayılmıştır, lenf nodlarının durumu nedir, hormon reseptörlerinin durumu nedir? Bunların hepsini bir raporda belirtiyoruz. Bir sonraki aşama tabii hastanın artık patoloji raporunu alıp kesin tanısıyla birlikte onkoloji uzmanına başvurması. Tabii hastanemizde onkoloji uzmanımız da var. Doktor Mahmut İlhan Başkanlığı'nda evet. Değil mi? Evet. O geldiğinden beri tabii ki eskiden hastamızı bu aşamaya getiriyorduk ve hastalarımız hastane dışına gidiyordu. O geldiğinden beri artık onkolojiyi de, onkolojik tedavi de bizde yapıldığı için hastalar tamamen bizim de izleyebildiğimiz bir yakınlıkta oluyor bize. Bu da güzel bir şey. Hastalarımızın sonucunu görüyoruz. Yani başlangıçta her ne kadar bu işi mümkün olduğunca profesyonel yapmaya çalışsanız da tabii ki o hastalarla birlikte oluyorsunuz, ailesiyle birlikte oluyorsunuz, dolayısıyla etkileniyorsunuz ama hani o hastanın sonucunda tedavi olduğunu, iyi durumda olduğunu görmek aynı zamanda bizi mutlu da ediyor. Eskiden izleyemiyorduk. Böyle de bir avantajımız oldu. Birebir takip etme imkanı. Tabii. Ve yine her çarşamba günü sabah onkolojik konseyimiz yine Mahmut Bey'in başkanlığında yapılıyor.
Biz radyoloji uzmanı arkadaşlarımız, genel cerrah arkadaşlarımız, radyasyon onkolojisi uzmanımız, göğüs hastalıkları uzmanı hep beraber oturuyoruz. Evet. Kalabalık bir ekip. Hastalarımızı da tek tek tartışıyoruz. Yani ne yaptık, nasıl tanı koyduk, bundan sonra ne yapılacak? Hep birlikte konuşuyoruz. Hani bu hastaya bundan sonra ne yapılması gerekir? Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Orada konsey kararı alıyoruz. Dolayısıyla hani bu da zevkli ve güzel bir çalışma oluyor bizim için. Hani yalnızca gelsin, işini görün, gitsin şeklinde değil. Daha böyle bir bilimsel çalışmayla yürütmeye çalışıyoruz işimizi. Peki devam edeceğiz. Almanya'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Alo. Alo. Habibe Hanım duyabiliyor musunuz? Alo. Sanırım telefon bağlantısında sorun var. Daha sonra ulaştığında telefonda sorusunu yöneltmeye Almanya'dan sevgiler, Almanya'ya sevgiler gönderiyoruz, sorusunu alırız. Peki her çarşamba onkoloji konseyi Amrasya Hospital'da tüm ekipte birlikte radyasyon onkolojisinden tutun da patoloji, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, radyoloji uzmanımız, evet, göğüs hastalıkları uzmanımız, beyin cerrahi uzmanımız. Evet. Evet, güzel bir kadromuz var. Üroloji uzmanımız bazen katılıyor vakaları olduğunda. Hep birlikte vakalarımızı tartışıyoruz. O hastanın bütün öyküsü, radyolojisi karşıda yansıtılıyor. Teknolojik imkanlarımız iyi, altyapımız gayet iyi. Hep birlikte ekranda görüyoruz, inceliyoruz, konuşuyoruz. Başka neler yapılması gerekir o hastaya, eksiği var mı? Bir de tabii şey de oluyor, mesela işte onun sonucu çıktı mı bana soruyor, ben söylüyorum, ha o zaman şunu yapalım falan. Böyle bir heyecanlı, güzel bir toplantı oluyor. Ben çok severek katılıyorum. Peki örnek verdiniz ilk başlarda çok genç bir hastadan teşhis tedavi anlamında. Peki yakın zamanda yine konseyde tartıştığınız önemli konular var mı diyeceğim ama yönetmenim uyarıyor. Telefonumuz hazır. Duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Habibe Kaşa. Evet. Benim sorunum var, aşağı yukarı bir senedir göğsümden, yani iki defa koltuğumun altında böyle çıban gibi bir şey çıktı. Ev doktoruna gittim. O bana krem verdi. Fakat bir Marine Krankenhaus diye bir yer var. Orada bana dedi ki yerinden oynamış şeyler, neler artık bilmiyorum koltuğumun altında. Ondan sonra tekrar yine oldu. Bir defa gene çıktı. Geçen gün perşembe günü göğsüm tamamıyla şişti. Ben biraz Türkçe zor biliyorum. Evet. Böyle tamamıyla şişti. Bana gammografi senelik kontrolüm vardı. Gittim yapmadılar. Dediler sıkamayız. Yani çok acır canın. Ondan sonra doktora gittim. Gerçekten böyle yuvarlak bir şey var. Tabii göğsümün altından geliyor böyle, koltuğumun altından. Bir de koluma vuruyor, ta elime kadar o boğazıma vuruyor. Bu nedir? Tehlikeli mi acaba? Şimdi şöyle, tabii kol altında bir olaydan bahsediyorsunuz Sabiha Hanım. Bu pek çok şey olabilir o bölgede. Lenf nodlarımız var orada. Yağ dokusu var, bağ dokusu var, yumuşak doku var. Burada bir iltihabi bir durum da olabilir, bakteriyel bir durum da olabilir ama tarif ettiğiniz olay biraz uzun süreli. Dolayısıyla memede bir lezyon olup olmadığının dikkatli araştırılması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz işlemleri yaptırdınız mı hiç? Yani mamografi, şimdi, ultrason. Şimdi ne diyorlar, yani tablet alıyorum. Ne diyorlar ona karşı, Türkçesi ya neydi bunun? Yani karşı hastalıklara karşı. Ampiyutika. Anladım. Şimdi eğer uzun sürüyorsa ve kullandığınız ilaçlarla da çok iyi sonuç alınamadıysa, o zaman demin bahsettiğim işlemlerin yapılması gerekiyor. Ne yapacaktım peki ben? Biraz önce konuştuğunuzu dinledim. Tamam. Şimdi o zaman bir varsa, hani Almanya'daki sistemi çok iyi bilemiyorum. Varsa orada bir genel cerrahi uzmanına başvurabilirsiniz. Onunla birlikte bu araştırmalar onun yönlendirilmesiyle yapılabilir. Ya da buyurun gelin. Yoksa Nilgün Hocam sizi incelemeye alsın. Biz sizi inceleyelim. Evet. Siz İstanbul'da duruyorsunuz değil mi? Evet, İstanbul'dayız.
Bu telefondan çıkıyorsunuz. Bu telefondan arkadaşlarım size iletişim adreslerini verecek hocamızın. Siz kapatmayın. Hocamızı dinledikten sonra telefonu açık bırakın. Biz size numaraları verelim, olur mu? Oldu canım. Geçmiş zaten. Olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim açıklamalarınız için. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz var mı hocam? Yani tabii ki yurt dışındaki sistemin nasıl olduğunu bilmiyoruz ama çok yavaş ilerleyen ve hani çok katı kuralları olan sistemler var. Kendi açılarından tabii ki haklı olabilirler kendi sistemleri içerisinde ama bize farklı gelebiliyor. Şimdi hastanın tabii ki görüp muayene etmeden durumunun ne olduğunu bilmemiz de mümkün değil. İnceleme yapmak lazım. İnceleme yapmak lazım. Yani uzun süreli, diyelim ki koltuk altında bazen enfeksiyonlar olabiliyor, işte kıl dönmesi gibi ya da oradaki kıl foliküllerinin iltihabı gibi ama hani bu bir antibiyotikle geçebiliyor. Çok büyük kitleler oluşturmayabiliyor. Dolayısıyla hani kadın hasta belli bir yaşın üstündeyse mutlaka kanser olup olmadığını da ekarte etmek gerekiyor. Diğer hani belki de yalnızca bir yere çarptı ve oradaki yağ hücrelerinde bir nekroz oluştu ama bunun bile ekarte edilmesi için patolojik incelemenin yapılması gerekiyor. Evet. Peki yönetmenim uyarıyor, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son 5 dakika diyor ama önerilere geçmeden önce konseyden bahsediyorduk telefon öncesinde. Böyle aklınıza gelen spontane izleyicilerimizi bilgilendirmek adına hangi teşhis konulmadan önce size başvuruyor ve tanısından sonra kanserle yüzleşiyor? Konseyle ilgili olarak evet. Yani dediğim gibi pek çok alanda çalışmamız var bu açıdan. Akciğer tümörlerimizi bazen orada konuşuyoruz mesela. Göğüs hastalıkları uzmanımız Doktor Banu Hanım endoskopik incelemelerini yapıyor. Gerekli olan örnekleri alıyor. Ben patolojide hemen inceliyorum. Yeterli diyorum, değilse, yetersizse tekrar devam ediyoruz. Dolayısıyla bu... Aslında bu tür çalışan patologlara dünyada on-site patolog deniyor. Yani doktorun yanında çalışan, evet. Hemen sağında yer alan. Sağ kolu. Evet, on-site patolog deniyor. On-site patoloji yapıyoruz. O yüzden de hani güzel tanılar, bazen yurt dışında tanısı konulamamış hastalarımız geliyor. Mesela Libyalı bir hastamız vardı, Banu Hanım'la birlikte çözdük onu. Bir sene boyunca ülkesinde... tüberküloz verem diye tedavi edilmiş hasta, kanser hastası, lenfoma, farkında değiller, geldi bize Banu Hanım'la birlikte onun incelemelerini yapıp tanısını koyduk. Bu da mesela bizim için güzel bir olaydı. Hani pek çok yerde tanısı konulamayan bu tür yurt dışı vakalarımız var. Bunların en son çözümünü de konseyde yapıp tedavisini Mahmut Bey tarafından belirleniyor. Birkaç ay sonra, sanırım geçen seneydi biz o tanıyı koyduğumuzda. Bir ay önce falan hasta bana geldi eşiyle birlikte. Eşi de Libya'da diş hekimi. Karı koca geldiler. Tabii ki zorluk çektiler. Kötü bir teşhis verdik onlara. Uzun süre kemoterapi ve radyoterapi gördüler. 3 tane çocukları var ama şimdi gayet iyiler. Ele tutuşmuş geldiler. Teşekkür ettiler. Dolayısıyla hani böyle güzel şeyler de yaşıyoruz hep beraber ekip olarak. Mutlu olmamak elde değil çünkü çok önemli bir sağlık sorununa siz tedavi aşamasında önderlik ediyorsunuz. Siz de hem Türkiye adına hem de Avrasya Hospital adına bizlerin gururusunuz hocam. Çünkü onkoloji alanında çok önemli bir görevde bulunuyorsunuz. Sonrasında zaten tedavi aşaması sizin onayınızdan sonra yanılmıyorsam ekip çalışmasında verdiğiniz bilgilerle doğrultusunda hareket ediliyor. Peki meme kanserine ilişkin yakalanan izleyicilerimize ya da hepimiz bir adayız. Evet. Önerileriniz neler olacak? Evet, tabii ki meme kanseri dediğim gibi çok sık başımıza gelmez gibi düşünmememiz lazım. Hepimizin belirli aralıklarla 40 yaşından itibaren radyolojik incelemelerimizi yaptırmamız lazım. Doktor kontrollerimizi aksatmamamız lazım ve korkmamak lazım. Benim gördüğüm korkusu sebebiyle hayatını kaybeden hastalar var. Yani bir lezyon olduğunu fark ediyor fakat kabullenemiyor, inkar ediyor, korkuyor. Başına geleceklerden çekiniyor ya da belki çevresindekileri üzmek istemiyor. Bu nedenle çok geç gelen vakalar da oluyor. Onları kurtarmak her zaman mümkün değil. Bu nedenle uyanık olmak, korkmamak ve yapılması gereken bütün inceleme ve tetkikleri
yapmak gerekiyor diye düşünüyorum, öneriyorum. Hastalığı kabul etmek %50 tedaviyi sizler açısından da kolaylaştırıyor değil mi hocam? Hem hasta adına da. Tabii psikolojik olarak hastanın hazır olması, kabul ediyor olması, güçlü olması, hani ben bununla savaşacağım, yeneceğim demesi, böyle çok örneklerimiz var. Tabii ki tedavi aşamalarını, süreçlerini daha da kolaylaştırıyor. Evet. Peki buradan ben yönetim kurulu başkanınız, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hüseyin Uğurlu, onkoloji bölüm başkanınız doçent doktor Mahmut İlhan ve sizi ve diğer onkoloji konseyinde yer alan ekibimizi insan sağlığına yatırım yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bugün sizi sağ olun hocam. Avrasya Hospital'den patoloji uzmanı olarak ağırladık. Doktor Nilgün Demirbağ, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgileri bugün sizlerle izleyicilerimize buluşturduk. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün çok önemli bir alanı konuştuk. Patologların önemli alanı, onkoloji alanındaki bilgileri Doktor Nilgün Demirbağ'dan öğrendik. Haftaya yeniden pazartesi karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.